Herkese merhaba arkadaşlar. Ayrıntılı Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için katmer yaptım. Ama bu bildiğiniz katmerlerden değil. Bu macun usulü peynirli katmer. Bakın içindeki peynirleri görüyor musunuz? Çıtır çıtır. Sese bakın. Mükemmel. Bunu baklava yaptığınız vakit artan hamurlarınızdan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Genelde rahmetli annem bunu baklavadan sonra yapardı. Yalnız bir fark var. Ben buna süt ya da yoğurt koymadım. Gayet de güzel oldu ve siz öyle de koyabilirsiniz. Şimdi bunun yapımına başlamadan evvel kanalıma abone olup beğeni tuşuna basarsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Başlayalım. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yazlıktaki evime geldim. Size annemin yaptığı bir katmer yapacağım arkadaşlar. Macirlerin yaptığı usulde. Malzemelere bakalım. Şöyle 1-1,5 yemek kaşığı kadar bir tereyağı atıyoruz. Şöyle arkadaşlar, iyice temizleyelim. İki yemek kaşığı sirke. Bunu özellikle hanımlar çok belirtiyor. Annem de koyardı rahmetle. Bir adet yumurta. Bunları kırıyoruz. Ve bir çay bardağı sıvı yağ. Burada peynirimiz var, unumuz var, nişastamız var. Bunlar lazım olacak bize. Şöyle tam doldurmadan bir çay kaşığına da bir tuz. Şunları bir güzel karıştırıyoruz. Burada 4 su bardağı su var. 600 kaç miligram yapmış? 200 400 600 600 diyor. O civarda bir su var. Ama ben hepsini atmıyorum. Yarısını atıyorum. Yani 2-2,5 bardak su bardağı kadar ılık suyumuz tabii ki. Ve aldığı kadar un arkadaşlar. Bunu siz ayarlayacaksınız. Bunun bir ölçüsü yok. Bu göz kararı. Bunu şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Biraz daha un ekledim. Bu hamur yapmada en kolay yol arkadaşlar, önce suyu atmak. Ondan sonra unu yavaş yavaş karıştırmak. Böylelikle kontrol sizde olur. İstediğiniz biçimde, istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. İlle bir ölçüye sabit kalmak benim sevdiğim bir şey değil. Yaratıcı kişiler böyle yapar arkadaşlar. Siz de eğer ben yemek yapmayı seviyorum, yaratıcı olmak istiyorum diyorsanız ölçülere bağlı kalmayın. Ölçülerinizi kendiniz geliştirin. Bakın şimdi burada yapıyorum. Hamurum sıvı. Eğer suyu az gelip unu çok gelirse açmak çok zor. Ama bu şekilde her türlü operasyon yapabilirsiniz hamurunuza. Gördüğünüz gibi. Kıvamı yakaladık arkadaşlar. Şimdi bunu bir güzel yoğuracağız.
eklemeler yaparak istediğimiz kıvama ulaştık. Şimdi bunu mermer tezgahıma alıyorum. Geri kalan ayarlamaları burada yapacağım arkadaşlar. Böyle hızlı sarıp fazla acele getirmek istemiyorum. Bakın. Bu yağlı hamur olduğu için her türlü yola gelir. Baktınız burada çok yumuşak. Burada da un ekleyebilirsiniz. Şöyle eldekileri alalım. Belli başlamadan sonra yapışmayacak zaten elimize. Bu işler için en ideali mermer tezgah. Bakalım. Az bir şey daha unla yoğurabiliriz. Burada hamurun yoğrulma aşaması çok önemli arkadaşlar. Hiçbir pürüz kalmamalı. Çıtır çıtır bir katmer yapacağız çünkü. Gördüğünüz gibi hamurumuz oldu arkadaşlar. Kıvamı sakız kıvamında. Şimdi bunu alıyoruz. Üstüne ıslak bir bez örtüyoruz. Nemli. Ve birazcık dinlenmeye alıyoruz arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka hamuru ne yaparsanız yapın birazcık dinlendirin. Şöyle bir 10-15 dakika dinlendirin. Evet arkadaşlar, hamurumuz dinlendi. Şimdi bunu şöyle bir alalım. Tezgahımıza koyalım. Bu şekilde uzatıyorum. Ve böyle bir avuççu kadar neredeyse parçalar kesiyorum. Bunları yuvarlıyorum arkadaşlar. Biz baklava hamuru açmayacağımız için o kadar yani düzgün olması şart değil. Bizim işimiz katmer. Nişastamızı açalım. Burada nişasta önemli arkadaşlar. Nişasta çıtır yapacak. Şöyle bol nişastalıyoruz. Fazla açmıyoruz arkadaşlar. Şimdi buna peynirimizi atıyoruz. Şöyle katlıyoruz. Bir daha merdaneyle açıyoruz. Dediğim gibi burada bize şekil önemli değil arkadaşlar. Şimdi böyle katladık. Arada nişasta kaldı. Bu kat kat olacak ve çıtır çıtır olacak. Önemli olan hamurun yapısı.
Şöyle ortadan bir delik açıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu şöyle kenara koyuyoruz. Diğer hamurlarımızı da aynı şekilde yapıyoruz. O kadar açmak gerekmiyor. Peynir miktarını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de katlıyoruz. Elde yuvarlakımsı bir şekilde sokuyoruz. Yeter. Bakın böyle. Bunlar kat kat. Özellik burada. Şöyle güzelce katlıyoruz birkaç kere. Bu şekilde. Zaten hemen hemen yapışıyor birbirine gibi bir şey. Dediğim gibi şekil aramıyoruz. Çıtır olmasını arıyoruz. Ortayı gene açıyoruz. Bunu da kenara koyuyoruz. Öteki hamurlarımızı da yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra pişirme işlemi arkadaşlar. Tavamıza yağımızı koyduk. Kızdırdık. Buradan şöyle elimizle alıyoruz. Şimdi ben tek başıma çektiğim için biraz zor oluyor. Şu şekilde tavamıza yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi kabak tuzu koymadığımız halde kabarıyor arkadaşlar. Şimdi alt tarafı oldu. Bunu böyle üst tarafını çıtır çıtır pişiriyoruz. Katmerimiz pişti. Alalım arkadaşlar. Çayımız da burada. Bakalım. Çıtırtıyı dinleyelim. Gördünüz mü? Bunun içi peynirli. Mükemmel olur arkadaşlar. Kahvaltılık için öneriyorum. Hele bir de bunu kesip de üstüne ev yapımı biber salçası sürdük mü mükemmel olur arkadaşlar. Sizin için kestim. Datıyorum arkadaşlar. Afiyet olsun.